Gule gule damdan gel, dam çamur sayandan gel. Gule gule damdan gel, dam çamur sayandan gel. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Öncelikle iyi misiniz? Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Geçen hafta görüşemedik, ben gelemedim dersimize ama çok özlemişsiniz. Ben de sizleri çok özledim. Denemeli sınavına girdiniz. Denemeniz nasıl geçti? Birçoğunuzla konuşmaya çalıştım. Çok şükür güzeldi. İnşallah daha da iyi olacak. Çalışmalarımızı bu şekilde daha da arttıralım. Ben de sizleri çok özledim. Öncelikle onu söyleyeyim. Görkencim çok istemişsin. Bak Türkçe dersimiz 2 saat oldu. Arkadaşlar bakalım. Merhaba. Müziğimiz nasıl, beğendiniz mi arkadaşlar? Daha çok müzik gelecek. Arkadaşlar bugünkü dersimize başlayalım. Ben sizlere çok hani konuştum, sizlerde hepinizin eksik olduğu konu cümlenin öğeleriydi. O yüzden cümlenin öğelerini bu derste anlatayım dedim. Ama bu bir özet gibi değil, aklınızda olsun. Dersi baştan alacağız, haberiniz olsun. Hemen başlığımızı yazalım. Cümlenin öğelerinden başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz derste yazdığımız zaman hatırlarsanız ben önce size bir tablo çiziyordum değil mi? Tablomuzu bir daha en baştan çizelim. Kur'anlı bir dizilişte yüklem neredeydi? Sondaydı değil mi arkadaşlar? Hemen yazıyorum. Yüklem. Unutmayın, kur'anlı bir dizilişte, yani kur'anlı bir cümlede yüklem sondaydı. Yüklemden sonra biz neyi buluyorduk? Özne. Değil mi arkadaşlar? Daha sonra neydi? Nesne. Bizim bir yer tamlamamız vardı. Yer tamlayıcısı. Sonra neydi? Bunların sırası çok önemli değil. Zarf tamlayıcısı. Unutmayın arkadaşlar. Bu tabloyu gözünüzün önünde mutlaka bulundurun. Ben hemen size yazıyorum. İlk yüklemi buluyoruz. Birinci bulacağımız yüklemdi. İkinci bulacağımız öge neydi? Nesne, özneydi. Sakın nesne demeyin arkadaşlar. Yüklemden sonra bulacağımız ikinci öge her zaman öznedir. Daha sonra üçüncü sırada nesne. Arkadaşlar bura zarf ve tamlayıcısı ve yer tamlayıcısının sırası önemli değildi. Diyeceksiniz ki hocam özne ile nesne niye önemli? Bizim öznemizin sorusu neydi? Ne ve kim? Değil mi arkadaşlar? Bakın. Bu ne sorusuna dikkat edelim. Nesnemizde ne vardı? Belirtili nesne ve belirtisiz nesne. Belirtisiz nesnenin sorusu da neydi? Değil mi? İkisini karıştırıyorduk. Özne yazdığımız yere nesne yazıyorduk. Bu sırayı karıştırmamak için ben ne demiştim sizlere? İkinci bulacağınız öge özne, aklınızda kalsın diye bir tane şifre söylemiştim sizlere, değil mi? Hemen en başa yazıyorum. Bakın. Yönt. Bu sırayla bulacağız arkadaşlar. Yönt, yani yüklem, özne, nesne ve tamlayıcılar dedikten sonra yüklemle başlayalım. Yüklem bizim neyimizdi? Temel ögelerimiz değil mi? Temel ögeler. Neydi? Yüklem ve özne. Yüklem neydi arkadaşlar? Öteki ögeleri, şahıs, zaman, yer bakımından ayrıntıları da bize bulduran ögeydi değil mi? Biz yüklemi o zaman bu şekilde buluyorsak, yüklem ne yapıyor? Yeni anlamlar katıyor cümleye. Peki yüklemi cümleden çıkardığımızda cümlede bir anlam ya da bir yargı kalır mı? Kalmaz değil mi arkadaşlar? Cümlede yargı kalmazsa o zaman neydi? Yüklem cümlenin temel yapı taşıdır. Hemen yazıyoruz. Cümlenin temel taşıdır. Cümleden yüklem çıkarıldığında cümle bir yargı taşımaz. Yargı taşımayacağı için de yükleme ne dedik? Cümlenin temel taşıdır dedik arkadaşlar. Özelliklerine gelelim. Yüklemin özellikleri neydi? Arkadaşlar yüklem cümlede kif ve şahıs eki, kif ve kişi eki almış. Hemen mikrofonumuzu düzeltelim.
Arkadaşlar yüklerin özelliklerinden başlıyoruz. Yüklem kip ve şahıs eki alabilir. Kip ve şahıs eki almış. Çekimli eylem olabilir. Bu bizim bir özelliğimiz. Örnek verelim. Hafta sonu karşı apartmana taşınacağız dediğim zaman. Bu cümlede yargıyı üzerinde taşıyan yüklem demiştik. O zaman yüklem neydi arkadaşlar? Taşınacağızdı değil mi? Taşınacağız ne almış? Acak ecek kip ekini ve biz taşınacağız değil mi? Şans ekini almış. Ne oldu? Cümlemizde çekimli bir eylemden oluştu. Ayrıca bizim yüklemimiz başka neden oluşabilir? Arkadaşlar yüklem ikilemelerden oluşabilir. Yüklemimiz ikilemelerden oluşabilir. Örnek verelim. Köyün yolları eğri büğrüydü. Eğri büğrü bir ikileme değil midir arkadaşlar? Evet. Unutmayın, ikilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti konulmazdı. Bu ek bilgim. Eğri büğrü bizim yüklemimizdi. Hemen yazıyoruz. Nedir peki eğri büğrü? İkileme değil miydi? Ne oldu bu cümlemizde? Yüklem ikilemelerden oluştu. Desem ki arkadaşımın saçları pırıl pırıldı. Pırıl pırıl bir yüklem değil miydi arkadaşlar? Bakın pırıl pırıl idi. Ne oldu? Ek fiil alarak yüklem oldu burada. Ne oldu bizim ikilemelerden? Yüklem oluştu. Bu da diğer özelliğimiz. Arkadaşlar, üçüncü bir özelliğimiz nedir? Yüklem tamlamalardan oluşabilir diyoruz. Arkadaşlar, iki özelliğimizi gördük. Yüklem çekimli bir eylemden oluşabilir. Yüklem neydi? İkilemelerden oluşabilir. Bizim yüklemimiz tamlamalardan oluşabilir. Tamlama dediğim zaman aklınıza ne gelmesi gerekiyor? İsim tamlaması ve sıfat tamlaması. Hemen isim tamlamasının örneğini verelim. Desem ki dil kültürümüzün taşıyıcısıdır. Kültürün taşıyıcısı. İkisi de isim değil mi arkadaşlar? Değil mi? Evet, ikisi de isim. Peki ne dedim ben? Yüklem tamlamalardan oluşabilir. Unutmayın, tamlamalar asla bölünmez. Hemen yazıyorum. Sizler de bence not alın. Tamlamalar bölünmez. O zaman burada bizim yüklemimiz ne oldu? Kültürümüzün taşıyıcısıdır oldu. Değil mi arkadaşlar? Bu nedir? İkisi de isim değil mi? Bakın. İsimi evet eklerini almış. Tamlayan ve tamlanan var. Tamlayan eklerimiz neydi? Nın, nin, nun, nün ya da ın, in, un, ün. Tamlanan ekimiz neydi? I, i, u, ü ya da sı, si, su, süydü. Bunları aldı. Ne oldu? İsim tamlaması oldu. Ne dedim ben özellikle? Yüklem tamlamalardan oluşabilir. Burada ne olmuş? İsim tamlamasından oluşmuş ve asla unutmuyoruz. Tamlamalar bölünmüyor. Bir bütün olarak alıyoruz. Desem ki babam büyük bir balık getirdi. Babamın tuttuğu büyük bir balıktı ya da. Büyük bir balıktı. Babamın tuttuğu büyük bir balıktı. Bakın, büyük bir nasıl balık diye sorduğumda büyük bir balık cevabını aldık mı arkadaşlar? Aldık. O zaman ne diyoruz? Sıfat tamlamasıdır. Peki ben ne demiştim sizlere? Tamlamalar bölünmezdi. Ne yapacağız? Büyük bir balıktı olan kısmı sıfat tamlaması olarak alacağız ve yüklem diyeceğiz. Unutmayın, tamlamalar bölünmezdi. Bizim yüklemimiz isim tamlaması da olabilir, sıfat tamlaması da olabilir.
Tamlama olduğu zaman bir bütün olarak alıyoruz. Tamlamalar asla bölünmez arkadaşlar. Hemen başka bir tahtamızı silelim. Anlamadığınız bir yer var mı buraya kadar? İkilemeleri söyledik. Çekimli bir eylem olur dedik. Yüklem tamlamalardan oluşur dedik. Kafanıza takılan bir yer var mı buraya kadar arkadaşlar? Arkadaşlar, üç özelliğimizi verdik. Ne kaldı? Bizim yüklemimiz fiilimsi eklerinden oluşabilir. Yüklem fiilimsi olabilir. Ama nasıl olacaktı fiilimsi? Ek fiil alarak yüklem olacaktı değil mi? Yüklemimizin fiilimsi olması için unutmuyoruz, ek fiil alması gerekir. Ben desem ki babam yeri geldiğinde bize kızandır. Bakın kızandaki an en. Ne ekiydi? Sıfat fiil eki değil miydi arkadaşlar? Kızan idir. Ek fiil aldı ve burada ne oldu? Yüklem oldu. Fiilimsi yüklem oldu. Nedir bu? Sıfat fiil olan bir yüklem. İsim fiil örneği verelim. Öğrencilerimin en sevdiği şey ya da benim en sevdiğim şey kitap okumaktır diyelim. Bakın makmek ne ekiydi? İsim fiil eki değil miydi arkadaşlar? Peki burada ek fiil alarak isim fiil ne oldu? Yüklem haline geldi. Unutmayın yüklem ne dedik? Fiilimsi grubundan, fiilimsiden oluşabilir. Ama yüklemin fiilimsi olması için ne gerekiyordu? Ek fiil alması gerekiyordu. Bunu asla unutmayalım. Örnek verdik. Babam yeri geldiğinde bize kızandır dedik değil mi? Ne var burada? An, en ne ekiydi? Sıfat fiil ekiydi. Ek fiil aldı ve ne oldu? Yüklem haline geldim. Diğer örneğe bakalım. Benim en sevdiğim şey, hemen yazıyorum buraya. Benim en sevdiğim şey kitap okumaktır. Makmek size neyi hatırlatması gerekiyordu? İsim fiili değil mi arkadaşlar? Ne olmuş? İsim fiili ekimiz tırtır ek fiili alarak yüklem haline gelmiş. Unutmayın fiilimsilerin yüklem olması için ek fiil alması gerekiyor. Bu da bizim diğer bir özelliğimiz. Arkadaşlar ne vardı? Etmek, olmak, kılmak, eylemek. Bunlar neydi bizim? Yardımcı fiillerimiz değil mi? Hemen yazıyorum. Etmek, olmak, kılmak. Neydi bunlar arkadaşlar? Yardımcı fiiller. Yüklem o zaman ne diyeceğiz? Yardımcı eylemle kurulabilir. Hemen örnek verelim. Fırtına, fırtınadan ağaçların ya da fırtına diyelim. Fırtına ağaçların devrilmesine sebep oldu. Bakın olduğu tek başına almayacaksınız arkadaşlar. Neden? Ne dedim ben size? Etmek, olmak, kılmak, eylemek yardımcı bir eylem dedim değil mi? Yardımcı bir eylemse o zaman nasıl almamız gerekiyor? Sebep oldu şeklinde almamız gerekiyor. Ne diyeceğiz sebep oldu ya? Bizim yüklemimiz diyeceğiz. Unutmayalım. Etmek, olmak, eylemek yardımcı bir eylemdir. Yardımcı eylemi ne yapacağız? Beraber alacağız. Kurallı bir çünkü bileşik fiil olması gerekiyor. Bunu da unutmayın. Ne diyeceğiz? Sebep oldu. Bizim yardımcı eylemle kurulduğumuz bir yüklemdir. Bir örnek daha verelim. Uyandığımda belimde bir ağrı hissettim. Bakın ne var burada? Etmek var değil mi? Ne demiştim ben size? Etmek, olmak, kılmak yardımcı eylem. Ne olmuş burada? Hissettimle beraber kaynaşmış. Bakın ünsüz türemesi. Ha, unutmayın. Etmek, olmak, eylemek. Arkadaşlar bunu yazım yanlışlarında bana sonra gönderiyorsunuz. İyi ki fark ettim burada. Bakın eğer ünlü düşmesi, ünsüz türemesi oluyorsa bitişik yazılır. Bakın ben burada niye bitişik yazdım? Burada niye ayrı yazdım? Çünkü üst tarafında herhangi bir ses olayı yok. Ama alta bakalım. Bakın iki tane S olmuş değil mi? Ünsüzü türetmiş.
Burada o yüzden ben bunu bitişik yazdım. Unutmayın, etmek, olmak, eylemek fiillerin ses düşmesi ya da ses türemesi olursa bitişik yazılır, buradaki örnek gibi. Ama olmazsa üstteki gibi ne oldu? Ayrı yazıldı arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz biz? Bu cümlenin yüklemi nedir? Hissettimdir, değil mi? Çok güzel. Ahmet abicim, tahtamızı silebilir misin sana zahmet? Ben de bir bakayım. Anlamadığınız bir yer var mı? Evet Nazlıcığım, yardımcı eylemler ayrılmaz. Çok güzel. Arkadaşlar bu dersimizde soru çözmüyoruz. Bu dersimizde çünkü konu eksiğiniz var. Eksik bitmeden soruya geçemeyiz. Sıfırdan başlayıp konu çalışarak gideceğiz. Hangi özelliğimiz kaldı arkadaşlar? Bizim yüklemimiz deyimlerden oluşabilir, değil mi? Hemen yazıyorum. Yüklem deyimlerden oluşabilir. Peki deyimleri anlattığımız zaman biz ne demiştik arkadaşlar? Deyimlerin, sözcüklerin yeri değiştirilemezdi, değil mi? O sözcüğün yerine başka bir sözcük getirilemezdi. O zaman ne diyeceğiz? Deyim, yüklem olduğu zaman hepsinin altını çiziyoruz. Ben desem ki öğretmenimizin duydukları karşısında ya da öğretmenimiz duydukları karşısında küplere bindi. Küplere binmek bir deyim değil midir arkadaşlar? Deyimdir değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Deyimler ayrılmazdı, bölünmezdi, yerine geçen eş sesli bir kelime getirilemezdi. Ne diyoruz? Küplere bindi. Bizim yüklemimiz diyoruz değil mi arkadaşlar? Peki ben ne dedim size konu başladığı zaman? Kurallı bir dizilişte yüklem sonda bulunur dedim değil mi? Ama yüklem sonda olmayabilir. O zaman nerede olacak? Ya başta ya da ortada. Unutmayalım, yüklem sonda olacağı gibi başta ve ortada da olabilir. Yüklem başta ve ortada, bakın da'yı ayrı yazdım, ortada da bulunabilir. Ben desem ki baktı gözlerime boş boş. Gözlerime boş boş baktı. Değil mi? O zaman baktı. Bizim yüklemimiz değil midir? Ne oldu yüklem? Her zaman sondaydı. Bakın burada ne oldu yüklem? Başa geçti. Neydi? Yüklem sonda olacağı gibi başta ve ortada da bulunabilirdi. Desek ki sevgisi her şeye yeterdi annemin. Bakın yeterdi. Yetmek nedir? Fiil değil midir? Ne oldu burada? Yüklem ne oldu? Ortada bulundu. Hemen özelliğimize geri dönüyoruz. Yüklem sonda olabileceği gibi başta ya da ortada da bulunabilir. Arkadaşlar bir de gelen tekrarımızı yapalım. Yüklem neydi? Yargıyı üzerinde taşıyan bir cümle değil midir? Asıl unsur değil midir? Temel unsurlarımızdan biriydi değil mi? Peki yüklem ne olabilirdi? İkilemelerden oluşabilirdi. Deyimlerden oluşabilirdi. Yüklem kip ve şahıs eki almış bir çekimli eylem olabilir dedik. Yüklem tamlamalardan oluşabilir dedik değil mi arkadaşlar? Yüklem fiilimsilerden oluşabilir dedik. Ama ne gerekiyordu fiilimsiden olması için? Ek fiil alması gerekiyordu değil mi arkadaşlar? Evet, yüklem başta ve sonda bulunabilir dedik. Unutmayalım. Yüklem deyimlerden oluşabilir dedik. Unutmayalım arkadaşlar. Dedikten sonra hemen ikinci başlığımıza geçelim. Bizim ikinci başlığımız neydi? Özne. Arkadaşlar hala daha temel unsurlardayız. Unutmayalım. Temel unsur özne ve yüklemdir. Sizin karşınıza nasıl çıkabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi
temel unsurlardan oluşmuştur ya da temel ögelerden oluşmuştur dediğinde neye bakacağız? Özne ve yüklemden oluşması gerekiyor. İçerisinde diğer ögeler olmayacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisi temel ögelerden oluşmuştur derse özne artı yükleme bakacağız. Unutmayalım, temel öge eşittir özne artı yüklem. Arkadaşlar özne nedir diye sorayım hemen ben size. Bir bakalım. Evet, çok güzel Ayşegülcüm. Evet Bican'cığım. İşi yapan çok güzel Yağmurcuğum. Annesi Merve, evet. Çok güzel. Evet, kurallı hale getirebiliriz. Evet Onurcuğum. Evet Ebracığım, yüklem olmadığı zaman eksiltili bir cümle diyorduk biz ona, değil mi? Evet Asımcığım, yüklem başta ve ortadaysa neydi? Devrik cümle, çok güzel. Evet Abdülhalıkçığım, devrik cümle. Nazlıcığım, yüklem sonda değilse eksiltili cümle değil. Yüklem sonda değilse ne olabilir? Başta ya da ortadaysa devrik cümle. Yüklem olmayan cümleye ne diyorduk? Eksiltili cümle. Çok güzel. Evet arkadaşlar, özne neydi? İşi yapan varlık değil mi? Hemen karşısına yazıyorum. Özne, işi yapan varlık. Unutmayalım. Der ki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan varlık vurgulanmıştır? Neye bakacağız? Özneye. Karşılıklarını mutlaka bunlara yazın arkadaşlar. İşi yapan varlık dediğinde özneye bakacağız. Peki öznemizin soruları neydi? Hemen yazıyorum. Ne ve kim? Sorularının cevabıydı. Özne, ne ve kim? Sorularının cevabıydı. Örnek verelim. Babam bizi çarşıya götürdü. Yüklem nedir arkadaşlar? Götürdü değil mi? Götüren kim diye sorduğum zaman hangi cevabı alıyorum? Babam. O zaman ne oldu? Öznemiz babamdan oluştu. Arkadaşlar özne kaça ayrılıyordu? Üçe ayrılırdı. Gerçek özne, gizli özne, bir de ne vardı? Sözde özne. Gerçek özneyi zaten biliyorsunuz. Cümlede açıkça var. Bakın burada örnek. Babam bizi çarşıya götürdü. Ya da desem ki herkes ödevini teslim etti. Bakın yüklemlerine var. Etmek, olmak, eylemek, yardımcı eylemi var değil mi? O yüzden ettiği tek başına almıyorsunuz. Teslim etti bitişik alıyorsunuz. Çünkü kurallı bir fiildir değil mi arkadaşlar? Yardımcı eylemle oluşturmuştur. Teslim eden kim diye sorduğumda hangi cevabı aldım? Herkes. Ne oldu? Bu bizim öznemiz oldu ve cümlede açıkça yer aldı. Arkadaşlar bu gerçek öznedir. Gizli özne neydi? Cümlede açıkça yer almayacak. Biz onu nasıl buluyorduk? Yüklemdeki şahıs ekinden buluyorduk değil mi? Yüklemin aldığı ekten buluyorduk. Desem ki ben size, o da, onu da, kardeşini de aradı. Onu da, kardeşini de aradı. Aradı bizim yüklemimiz değil midir? Arayan kim? Açıkça var mı cümlede? Yok değil mi arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Biz bunu zihnimizden tamamlıyoruz. Arayan kim? O. Hemen buraya yazıyorum. O ne oldu? Gizli özne oldu. Arkadaşlar bakın, gizli özne unutmayın. Not, yıldız mı dersiniz, not mu dersiniz? Gizli özne öge sayısını etkilemez. Dese ki bu cümlede kaç tane öge var? Sen atıyorum 3 ögeli ise bir de gizli özne var diye 4 ögeli diyemezsin. Çünkü neden? Sen bunu kendi zihninden getirmişsin soruya. Soruda açıkça yok. Soruda olmadığı için de gizli özne öge sayısını etkilemiyor. Unutmayalım, gizli özneyi zihnimizden getirdiğimiz için gizli özne ögenin sayısını etkilemez arkadaşlar. Ama gizli özneyi niye buluyoruz? Nesne mi, özne mi karıştırmamak için. Bunu mutlaka önce özneyi bulacağız, sonra diğer ögeleri bulacağız ki nesneyle karıştırmayalım. Öge sayısı kaç diye sorduğunda gizli özne vardı, ha 5 öge diyemeyiz. Gizli özne kendimiz zihnimizden getirdiğimiz için ögenin sayısını etkilemiyordu. Biz desek ki arkadaşlar, dün akşam çok eğlendik. Dün akşam çok eğlendik.
Yüklem eğlendik değil midir? Bak, eğlendik. Kim eğlendik diye sorduğunda, eğlenen kim diye sorduğunda dik dik var değil mi? K2. O zaman çoğul bir özne gelmesi lazım. Ne diyeceğiz? Biz çok eğlendik. Ne oldu burada biz? Bizim gizli öznemiz oldu ve ögenin sayısını etkilemedi. Ne kaldı geriye? Sözde özne kaldı değil mi arkadaşlar? Sözde özne cümlede işi yapanın belli olmadığı demektir. Yapan kişinin belli, açıkça belli olmadığı bir özne demektir. Nasıl buluyorduk? Yüklemde L ve N ekinden bulacağız arkadaşlar. Hemen buraya yazıyorum. Sözde özne. Arkadaşlar, yükleminde L ve N eki olacak ve biz çatı anlattığımız zaman ne demiştim sizlere? Başkası tarafından yapılma anlamı varsa sözde öznedir. Desem ki okulun camları temizlendi. Bakın yüklemde ne eki var mı? Evet. O zaman ne olabilir? Sözde özne. Temizlenen ne diye sorduğumda hangi cevabı aldık? Okulun camları. Okulun camları başkası tarafından temizlendi diyebildik mi? Dedik değil mi arkadaşlar? O zaman ne oluyor? Bu bizim sözde öznemiz olur. Ama daha çok gerçek özne ve gizli özne çıkar. Zaten hep sonradan onu gördünüz. Bu neye hangi başlıkta çıkar arkadaşlar? Bu daha çok çatı başlığında çıkar ama yine de ekstradan bilin diye söylüyorum. Sözde öznenin yükleminde L ve N eki olacaktı. Başkası tarafından yapılma anlamı gelecekti. Unutmayalım, özne ne dedik? İşi yapan varlık dedik değil mi? Nasıl çıkar karşımıza? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan varlık vurgulanmıştır? Hemen kafanız karışmasın. Bu neydi? Neymiş? Bakın yazmışız. Demek ki bizden neyi istiyormuş? Özne. İşi yapan varlık diye sorduğunda bizden özneyi istiyor arkadaşlar. Unutmayın. Özneyi kaça ayırdık? Üçe ayırdık. Gerçek özne, gizli özne ve sözde özne dedik. Gerçek öznemiz neydi? Cümlede açıkça olacaktı. Gizli özne neydi? Cümlenin içerisinde yoktu. Biz yüklemdeki ekten dolayı buluyorduk. Değil mi arkadaşlar? Sözde özne zaten anlattık. Bunlar neydi bizim? Temel ögelerimizdi. Ne şekilde karşımıza çıkar? Aşağıdaki cümlelerin hangisi temel ögelerden oluşmuştur? Hemen örnek yazalım. Komşumuz Ayşegül Hanım çevresine neşe saçardı. Neşe saçan biriydi. Bakın, saçan dedim değil mi? An en neydi? Sıfat fiil ekiydi. Ben hemen soruyorum, nasıl biriydi diye sordum. Hangi cevabı aldım? Çevresine neşe saçan. O zaman ne oldu? Sıfat tamlaması. Peki ben ne dedim size yüklemlerde? Tamlamalar bölünmez. Ne yapıyoruz? Çevresine neşe saçan birinin hepsi yüklem olarak alıyoruz. Çevresine neşe saçan biri olan kimdi? Hangi cevabı aldık? Komşumuz Ayşegül Hanım. Ne oldu? Temel ögelerden oluşan bir cümle. Özne ve yüklem. Unutmayalım. Temel öge denildiği zaman özne artı yükleme bakacağız. Hemen tahtamızı silelim. Buraya kadar anlamadığınız bir yer var mı arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Çok güzel. Samet söylemişsin zaten. Komşumuz Ayşegül Hanım özne. Evet Nidacığım, L ve N eki olduğuna sözde özne. Çok güzel. Evet Emirhancığım, tamlamalar bölünmez dedik. Merveciğim, evet. Geçen hafta pazar günü görüşmüştük seninle ama sarılamamıştık. İnşallah sarılacağız. Hepinizi çok özledik. Miraç'cığım iyiyim canım benim. Sen nasılsın? İyi misin? Çok güzel. Hepiniz anladınız. Evet Berenci merhaba. Berdan, Kaan, Emre, Samet. Çok güzel. Hüsna'cığım evet. O da Ahmet sanırım. Hüsna Sanaç. Evet Yağmur'cığım. L ve N eki varsa sözde öznedir. Çünkü edilgen çatılıdır değil mi? Çok güzel Azra'cığım. Yok Musab'cığım sarılmıyoruz. Mesafeyi koruyoruz.
Tamam, çok güzel. Arkadaşlar, buraya kadar hepimiz anladıysak, o zaman ne diyoruz biz şimdi? Yardımcı ögeler diyoruz, değil mi? Yardımcı ögeler. Temel ögelerimiz neydi? Yüklem, özne. Yardımcı ögelerimiz o zaman ne olacak? Nesne deyip nesneyle başlıyoruz. Nesne neydi arkadaşlar? Öznenin yaptığı işten etkilenen varlık. Hemen yazıyorum. Öznenin yaptığı işten etkilenen varlık. Arkadaşlar, nesne kendi arasında ikiye ayrılır. Neydi bunlar? Belirtili nesne. Diğeri neydi? Belirtisiz nesne. Arkadaşlar, belirtili nesne neydi? İsmin ihaleki, yani neydi? Belirtme halekini alacak. Hemen yazıyorum. Belirtme hal ekini alacak. Ama ne olacak? Neyi ve kimi sorularına cevap da verecek. Neyi, kimi? Demek ki niye bakacağız? Tek başına hal eki alması yeterli değil. Hal ekini alacak ama iki tane sorusu var. Neyi ya da kimi sorularına cevap verecek. Bu bizim neyimiz? Belirtili nesnemiz. O zaman belirtisiz nesne ne olur arkadaşlar? Yalın halde olacak. Yalın hal neydi? Hiçbir hal ekini almayacak. Hemen yazıyorum. Hal eki almaz. Ve neye cevap veriyor? Ne sorusunun cevabıdır. Aha, burada kafanız karışıyor işte. Neden? Çünkü ne oldu? Özne'de de bu soru vardı değil mi? Ne ve kimdi? Ne oldu? Burada da karşımıza çıktı. Ne dedim ben size? Yönt kuralıyla geleceğiz. Bizim şifremizde hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Yönt kuralımız. Ben sizin yerinizde olsam, deneme sınavlarında ögenin mesela dizilişini soruyor değil mi? Ya da hangisindeki bu kuralda dizilişe uyan aşağıda da vardır diyor. Cümlenin ögeleriyle ilgili soru gördüğünüzde sorunun bir köşesine hemen bunu yazın. Yönt. Ne demek? Yüklem, özne, nesne. Bu sıradan gideceğiz demektir. İlk neyi buluyorduk? Yüklem. İkinci neyi buluyorduk? Özne. Sonra neyi buluyorduk? Nesne. Niye bu sıra diye derseniz, çünkü belirtisiz nesnenin içerisinde de ne var? Öznenin sorusunda da ne var? Hangisinin altına ne yazacaktık? Bu neydi? Özne miydi, nesne miydi diye kafanız karışmasın. Kural vermiştim, şifre vermiştim, pardon. Size bir şifre söylemiştik. Yönt bizim şifremizdi. Yani neydi? Sıralaması. Birinci bulacağımız yüklem, ikinci bulacağımız özne, üçüncü bulacağımız nesneydi değil mi arkadaşlar? Unutmayın. Hemen örnek yazalım. Babamı hastaneye kaldırmışlar. Yüklem nedir arkadaşlar? Kaldırmışlar. Neyi bulacaktık yüklemden sonra? Özneyi değil mi? Kaldıran kim? Kaldıranlar kim? Onlar. Çünkü larler çoğul ekini almış. Üçüncü bir şahısta olması lazım değil mi arkadaşlar? Onlar. Ne oldu onlar? Gizli özne. Onlar kimi kaldırmışlar? Bakın neyin sorusu? Onlar kimi kaldırmışlar? Babamı. O zaman ne oldu? Belirtili nesne. Desem ki bu anıtlar Türk dünyasını sevindirdi. Bakın, sevindirdi bizim neyimiz? Yüklem. Hangi sıraya gireceğiz? Özneyi bulacağız. Sevindiren kim? Ne cevabını aldık? Bu anıtlar. Ne oldu o zaman? Öznemiz oldu. Kimi sevindirdi diye sorduğumda ne aldık? Hangi cevabı aldık? Türk dünyasını. O zaman ne oldu? Belirtili nesne. Bakın, hem ihal ekini almış hem de ne oldu? Neyi ve kimi sorusuna cevap verdi. Ne diyoruz? Türk dünyasını bizim belirtili nesnemiz. Belirtisiz nesne örneğine geçelim. Dün akşam ya da dün sinemada muhteşem bir film
Seyrettik. Bakın ettik. Neydi ettik? Ettik, etmek, olmak, kılmak. Ne demiştik? Yardımcı eylem. Karşımıza çıktı. O zaman seyretmek. Hepsini beraber yüklem olarak alıyoruz. Yüklemi bulduk. Neyi bulacaktık? Özneyi değil mi? Seyreden kim? Biz. Ne oldu? Bizim gizli öznemiz oldu. Peki biz ne seyrettik diye sorduğumda, bakın muhteşem bir film. Diyeceksiniz ki hocam neden bunu beraber aldınız? Niye filmi tek başına almadınız? Hemen cevap veriyorum. Film isim değil midir? İsimdir. Nasıl film diye sorduğumda hangi cevabı aldım? Muhteşem film. Peki ne oldu bu? Sıfat olmaz mı? İsme sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı sıfat değil miydi? Sıfattı. Sıfatın olduğu yerde ne var demiştim? Sıfat tamlaması. Peki ne dedik biz size? Tamlamalar bölünmez. O yüzden ne oldu? Muhteşem bir film bizim belirtisiz nesnemiz oldu. Unutmayın, tamlamalar bölünmez. O yüzden ben bunun hepsini bir aldım. Ve neyimiz oldu bizim? Belirtisiz nesnemiz oldu arkadaşlar. Başka bir örnek daha verelim. Bir bakalım anlamayan var mı? Çok güzel Muhammed. Evet, sıfat tamlaması. Muhteşem nitelenmiş. Evet Sametciğim. Kaan'cığım belirtili olmaz. Neyi seyrettik bak. Filmi seyrettik deseydi evet belirtili olurdu. Çünkü hal eki almıştı. Ama muhteşem bir film. Burada belirtme yani hal eki var mı? Yok. O yüzden ne diyoruz buna? Ek almamış ve ne sorusuna cevap verdiği için belirtisiz diyoruz. Arkadaşlar bir tane daha örnek verelim, burada bırakalım. Yine ben desem ki yaşlı adam sandığın içinde birkaç mektup buldu. Bizim yüklemimiz nedir arkadaşlar? Buldu. Değil mi? Bulan kim? Kim sorusunun cevabı neydi? Özne. Ne aldık cevap olarak? Yaşlı adam. O zaman yaşlı adam burada ne oluyor? Bizim öznemiz oluyor. Yaşlı adam ne buldu? Birkaç mektup. Özneyi bulduktan sonraki ne sorusunun cevabı neydi? Belirtisiz nesne. O zaman ne diyoruz altına? Belirtisiz nesne. Yine hocam mektubu tek başına niye almadık dediğinizi duyar gibi oldum. İsme soralım. Kaç mektup? Birkaç mektup. Neydi? Sayı sıfatı değil miydi arkadaşlar? Evet. Peki ne demiştik? Sıfatlar, sıfat anlamasıdır, bölünmez. O yüzden ne yaptık? Hepsini bir aldık ve hal eki almamış. Değil mi bakın? Yalın bir halde. Mektubu demiş mi? Dememiş. Mektup demiş. Ve neye cevap verdi? Ne sorusuna cevap verdi? O yüzden ne diyoruz? Belirtisiz nesne. Arkadaşlar bu dersimizi burada bırakacağız. Matematik göreceğiz şimdi. Daha sonrasında yine beraber diğer kalan iki ögemizi işleyeceğiz. Bir 10 dakika ara veriyoruz. Dikkat edin kendinize. Tamını çutelize, del Allah'ımı çutelize. Hırını tamını çutelize, del Allah'ımı çutelize. Hurika hurika delize, hurika hurika delize. Oy 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 rindamen, rindamen del Allah'ımen. Oy 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 rindamen, şirini ver malyamen.
tamını çutelize, delallam çutelize. Hürünü tamını çutelize, delallam çutelize. Hurik hurik delize, hurik hurik delize. Oy 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 rindamen, rindamen delalamen. Oy 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 rindamen, şirini ver malyamen. Çudemeli delallam çudemeli rendamını çudemeli delallam çudemeli tamını çutelize delallam çutelize.